profili genel olarak hani Bağdat Caddesi'ndeymiş gibi. Hani bu Evet. şakasız peynircide de öyle. İşte restorana gittiğinde restoranda Özlem Hanımlar da öyle. Yani sarışın teyzeler ağırlıklı. Böyle 10 kişilik sarışın teyze grubu gezmeye gelmiş gibi Özlem Hanımlar. Evet. Öyle. Ya bir oryantalistlik var bu insanlarda. Yani her şeyi şaşırıyorlar ve her şeyi böyle çok mutlu oluyorlar. Çünkü hayatlarında hiç köy ortamı görmemişler gibi davranıyorlar. Şahane falan. Gravyer. Gravyer mi? Bayılırım. Ama bence hakikaten ilk kez deneyimliyorlar birçoğu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnsana bir kere o an o ilgiden aşırı mutlu. Çünkü o an hani insanlar deli gibi ilgi gösteriyor ve şaşırıyorlar buna ama bir yandan da mutlular. Sonuçta bir ekmek kapısı var, bir ilgi söz konusu. Bayağı da mutlulardı. Hani bıkmış da olabilir bazı insanlar şu aşamada tabii ama o an bence bundan memnunlardı ve onlar da ilgi gösteriyorlardı gelen misafirlerine. Ani de Çıldır da birbirlerine uzak ama şehirden uzak yerler. Dolayısıyla ikisini halledip şehre dönmek daha mantıklı oluyor. Şehre dönmüş olduk ve öğle yemeği için Hanımeli Restoran'da yer ayırtmak istemiştik. Hanımeli Restoran'da biz kaz yedik. Bu da bu arada Kars'ın en iyi restoranlarından bir tanesi, ünlülerinden bir tanesi. Kaz etini burada denedik. Çünkü Kars'ın en ünlü yemeği ilk akla gelen kaz oluyor genelde. Kaz eti oluyor. Ve bence bu arada güzeldi. Bence de çok güzeldi. Bu arada Puşkin'e göre Hanımeli daha böyle lokanta tarzında diyebiliriz. Daha küçüktü yanlış hatırlamıyorsam, değil mi Hanımeli? Evet, Yani evet. böyle çalışanları sanki bir aile gibiydi filan ama Aynen. Puşkin ona göre biraz daha hani restorandı. Bence burada şeyden bahsedelim. Biz ilk indiğimiz zaman bir sırada bir gençlik merkezi miydi acaba sanki? Bir yer vardı. Kalkınma Ajansı. Evet, Serhat Kalkınma bir Ajansı galiba. harita almıştık. Gezi rehberleri falan almıştık. Tabii rotamızı da onların üzerinde çizmiştik. O da çok iyiydi. Yani bu da bir highlight olabilir Aynen. gitmeyi Normalde düşünenler hani için. Avrupa şehirlerine gittiğinizde böyle metro girişlerinde falan hep harita bulunur. Burada haritayı şeyde bulmuştuk. Serhat Kalkınma Ajansı'nda bulmuştuk diye hatırlıyorum orayı. Dün malum aşk atışması oldu ama bize mani yazılmadı Puşkin Restoran'da. Çünkü biz oraya sonradan misafir olarak gitmiştik. Ama burada asli misafirlerden biriyiz dedik ve bize de bir mani yazılmalıydı artık. İki aşık atışıyorlar karşılıklı. Turkcell'in gücü, Turkcell'in çekim gücü reklamında da oynamışlar hatta bu iki aşık. Soruyorlar yanında işte okulun ne, mesleğin ne ya da bölümün ne, memleketin ne diye sorarak nereden geldi falan. 2-3 dakikada 400 satırlık bir mani çıkıyor ortaya. Keşke benimkini de kaydetmiş olsaydım ve hatırlasaydım ama şeyi hatırlıyorum sadece. İsmimin anlamını sordu. İşte cennetteki güzel insan, iyi insan gibi bir cevap verdim ve işte benim satırlarımda dizelerden bir tanesi cennetten huri misin falan öyle bir şey vardı. İstanbul'dan geldiler. Evet Sanki öyle evet. şeyler hatırlıyorum. Benimki de şeydi işte bülbül gibi şakıyorlar. İki kere bülbül gibi şakıyorlar, bülbül gibi şakıyorlar. Hem de hukuk okuyorlar. Sümeyye kızım hoş geldiniz. Zaten mutlaka en sonda Ebrar kızım hoş Evet. geldiniz. İşte ya da Evet, Özlem o Hanım hoş fikstir. geldiniz. Hani hep birileri hoş görüyorlar. Misafirperverlik aynen. Onda 10 kesinlikle. Giderken bile hoş geldiniz. Hani en son gidiyorsunuz ama yine de. Ve şey genelde hani maniden önce para alıyorlar yani orada sektör bu şekilde artık ama öğrenci olduğumuz için bizden almadı. Evet. Teşekkürler. Öğrencilere bir Güzel. orada şey Çok ayrı bir tatlılardı. hürmet var. Evet. Restorandan sonra işte Milk caddelerinde Bar. yürümeye O gün başladık Milk ve Bar'a gittik. aynen Aynen. karşımıza bir yer çıktı. Milk Bar diye. Konsept bir yer, konsept kafe ve daha önce hiç böyle bir konsept görmemiştim. Çok orijinal geldi çünkü İstanbul'da da yoktu. Yani düşününce mesela yurt dışındaki konseptler ilk geldiğinde İstanbul'a gelir. Kars'ta görmek güzeldi yani. Nasıl bir yer peki burası? Süt. Adından da belli olacağı üzere süt üzerine bir yer. Yani konsepti Konsepti. süt. Her açıdan yani şurup tabii katıyorlar ama naneliden tut karam ya aklınıza gelebilecek her şeyli süt var burada. Yani konsepti süt üzerinden gidiyor. Kahve. Tam adı da Brothers Milk Bar'dı. Yani hakikaten bir Anadolu şehrinde görmeye alışık olmayacağınız bir konseptteydi. Umarım değişmemiştir. Çalışanları da inanılmaz tatlıydı. Bir de genelde bu işte Brothers Milk Bar şeyi tercih ediyormuş. Hani küçük şehirlerde yer alma. O yüzden Afyon'da falan da varmış. Hani Kars, Afyon gibi küçük yerlerde hatta birkaç şube daha internette ben bakmıştım geçen gün. Varmış. İkinci günde hani nereye gezebiliriz falan diye haritamız da zaten elimizde. Kars Müzesi'ne gidelim, Kars Kalesi'ne gidelim dedik. İkinci günde de şehir merkezini gezelim dedik. Kars Müzesi gerçekten güzeldi. Arkeolojik de bir müzeydi. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu coğrafyadan. Bir de yani Kars çok da fazla el değiştirdiği için dönem içerisinde. Görmek bence çok güzeldi.
onu. Oradan Fethiye Camii'ne doğru yola çıktık. Fethiye Camii de önemli camilerden bir tanesi. Bu arada gerçekten çok eski ve en az İstanbul'daki camiler kadar tarihi, hatta daha eski oluyor. Çünkü ilk Anadolu'ya oradan girildiği için yine camileri vardı. Oradan aslında şehri karışık olarak gezmeye başladık, sokaklarını. Rus mimarisi etkisi olduğu için yassı bir şekilde zaten paralel birbirlerine caddeler. Ve dolayısıyla böyle labirent gezer gibi sağlı sollu hızlı hızlı gezilebiliyor. Çok kolaydı gezmesi yani şehrin. Hani dağlık tepelik bir yer yok çünkü. Buna birbirini dik kesen sokaklardan oluşmasına ızgara planı deniyormuş bu arada. Her yere yürüyün yani şehir merkezinde. Kars Evleri diye bir yer var. Bu da yine ünlü ama en ünlülerden değil. Kars Evleri'nde de ayran çorbası ve hingel denedik. Buranın hingeli bence bu arada çok güzeldi. Hingel. Hingel de olabilir. Bu arada şeymiş zaten. Bu yemeklerin hepsi Azeri, Ermeni ve işte bu Kars'ın mutfağı birbiriyle karmaşıkmış. İsimler de o yüzden hep değişiyor. Ama aslında aynı yemek. Aynen, evet. Ama yani Kaz dışında açıkçası benim çok da böyle aklımda kalan wow işte olsa da yesem falan diyeceğim bir lezzet yoktu. Böyle belli başlı binalar var ünlü. Bunlardan bir tanesi mesela Çeltikov Otel. Hani hem mimarisi çok güzel hem de yeri itibariyle güzel. Otel Katerina olarak geçiyormuş. Katerina Sarayı. Çeltikov da bayağı ünlü zaten. Bu arada Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 40 yıl Rus işgalinde kaldığı için Kars, Rus-Baltık mimarisini sıkça görüyoruz sokaklarda. Özellikle Vatan Sokak boyunca ilerlediğimizde sağlı sollu olarak bu güzel binaları görmek mümkün. Bunlara ek olarak yine aynı caddede Orhan Pamuk'un Kar adlı romanında geçen evi de görüyoruz. Sarı bir ev var. Aynı zamanda şu anda aktif olarak kullanılan işte valilik, defterdarlık, kaymakamlık gibi binalar da yine Rus mimarisinden kalan binalar ve gerçekten hani hepsi fotoğraflık, hepsi tarihi binalar. Yani gezerken aslında insanların normal çağrısından geçiyorsunuz ama sizin için turistik bir gezi oluyor. Kamu binası olarak kullanılan yerler ama bakıldığında çok eski. Yani bu Karaköy tarzı binalar ya da işte daha farklı hatta binalar. Bence daha farklı kesinlikle. Bozulmaması güzel. Umarım bozulmaz diye. Tabii belli bir kısmı bozulmuş yani. Farklı güncel binalar da eklenmiş ama yine de o paralel mimari, ızgara mimari hissediliyor. Tepeye özellikle zaten oradan devam ettiğimizde şeye çıktık. Kars Kalesi'ne çıktık. Oradan şehri tepeden görebildik zaten. Kars Kalesi'nde hani bir tarihi var. Her şeyde olduğu gibi bir kale burada da vardı. Bir de bu yol üzerinde zaten tarihi görmeniz gereken yerler görülüyor. Yani işte bir hamam vardı. İşte o taş köprü. Yine kaleye çıkıyoruz oradan. Namık Kemal'in evi aynı şekilde. Yani bir rota üzerinde hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Yürüyerek gezilmeli yani kesinlikle. Evet. Kaleden inince orada bir tane kendini direkt belli eden bir yapı var. Çünkü tip açısından ne bir cami ne bir kilise. Kümbet. Gerçekten kümbet olarak da geçiyor ismi. 12 Havariler Kilisesi eskiden. Şu anda da Kümbet Camii olarak bilinen bir yer. Bu zaten zamanında kilise değildi. Aslında anma yeri gibi. Yani 12 havarilerin anma yeri gibi biraz kurulmuş. Hani aynı zamanda kilise olarak da kullanılmış. Sonrasında Kümbet Camii'ye dönüştürülmüş burası. Ama mimari açıdan hiç camiye zaten benzemiyor. Farklı bir yapıydı. Yani bir de şey cami vardı ki onun hemen yine yakınlarında diye hatırlıyorum. Yanık Yağlı Cami diye. Burası beni bayağı etkilemişti. İşte 93 Harbi sonrası Ebran'da bahsettiği gibi Ruslar şehri ele geçiriyor. Burayı silah deposu olarak kullanılıyor. Sonrasında Ruslar çekildiğinde Ermeni taşnak çetelerinin eline geçiyor burası. Onların çağrısıyla zaten cami içerisine 286 kişi toplanıyor ve yakılıyor insanlar cami içerisine gerçekten. Üzerine kapatılıp yakılıyorlar. Hatta bu unutulmasın diye caminin mihrap ve duvarlarında hala daha kan ve yağ izleri var. Çerçevelenmiş şekilde duruyor. Duvarında da şey yazıyor. Ben zaten onu görünce hani direkt merak etmiştim hikayesini ve orada bir amca vardı o anlatmıştı. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol diye. Bu da hani çok etkileyiciydi açıkçası. Evet. Ama genel olarak bir gün ayrılabilir bence bu şehir merkezine. Yani ikinci bir güne kesinlikle gerek yok. Yani önemli bütün binaları, bütün yerleri görmüş oluyorsunuz. Bu arada bu şehre ayrılan günde şeyi de yapmak gerek. Biz onu da yapmıştık. Peynir bakmak, peynircilere gitmek. Olmazsa olmaz Kars'ın. Böyle ünlü peynirciler var. Hemen kendilerini belli ediyorlar. Herkes oralardan alıyor vesaire. Reklam yapalım mı ya? Yapmayalım be.
Yapmayalım. Yapmayalım. Yeni çilek dama girmeyelim. Hiç indirim falan yapmadılar. Zaten muhakkak internette yorumlarda görürsünüz. Yani birkaç isim dolaşıyor hep. Gravyer peyniri için, Kars kaşarı için vesaire. Ben biraz şey almıştım bir de. Evelik otu almıştım. Onu da bence alınması kolay bir şey. Almalıyız. Çorbasını vesaire yapılıyor çünkü sonrasında. Kars balığı da meşhurdur biliyorsunuz. Veya bence peynir anısından bahsedebilirsin. En sevdiğim anım. Hayatımdaki en sevdiğim anılardan bir tanesi. Malum bir tane peynircideyiz. Yine peynire bakıyoruz. Sonra bir adam gördük ve tanıdık geliyor adam bana ama nereden tanıdık geldiğini hatırlamıyorum. Yani simayen bir tanıdık geliyor. Az ünlülerden bir tanesidir falan diye. Neyse arkada bir televizyon açık. Ama adam arkası dönük televizyona ve oturuyor. Bu arada hani herkes böyle sessiz oluyor falan. Dikkat kesildi herkes bir televizyona ve biz şey gibi düşünüyoruz yani hani bir şey mi oldu işte darbe mi var falan hani o kadar çünkü herkes fokuslandı bir şeye. Aynen herkes susturdular falan. Sonra baktık televizyondaki adamın resmi var ve karşımızdaki adam sesli konuşmaya başladı. Yani onun sesini duyuyoruz bir yerden ve karşımızda konuşuyor. Meğer karşımızdaki Abdullah Ağar'mış. Güvenlik uzmanı olarak geçiyor zaten. Televizyona bağlanmış. Kars'tayken bağlandı yani. İlginç bir anı. Elinde peynir parçası varken. Elinde peynir parçası. Peynirini ve bunun kanıtı da var bize. Aynen öyle. Fotoğraf var. Bir yandan işte mekanın sahibi amca da fotoğraf çekmeye çalışıyor reklamını yapmak için. Gidip yanına amca selfie falan çekiyor. Adam bir yandan televizyona bağlanmış bir şeyler analiz yapıyor işte. Adam güvenlik uzmanı. Zaten bir, evet şey vardı yani bir çatışma bir şey olmuştu Doğu'da yine. Ve o adam onunla ilgili bir analiz yapıyor orada ve elinde herkes peynirle adamla selfie çekiyor. En son akşam yemeği olarak ve görmek istediğimiz de bir şey vardı. Kibra, Kafkas dansı oluyor. En eğlenceli kısım. Aynen en eğlenceli kısım ve son güne bıraktık. Hani biraz şey gibiydi var. Bu bize uğurlama partisi gibiydi son geceye bırakmak güzeldi o anlamda. Kars Kazevi. Kars Kazevi'ni bence kesinlikle yazın. Çok güzeldi. Hem ortamı güzel hem yemekleri güzeldi hem de her gün bir akşam etkinlik bir şey var. Gerçekten çok güzeldi bu arada Kafkas dansı. Naif hareketlerle başlıyor kızların falan. Sonra erkeklerin vurdulu kırdılı uçmalı ateşli bir şeyleri falan var. Evet bayağı tehlikeliydi bu arada. Ne oldu? Seyircilerden tabii ki birilerini almaya başladılar. Klasiktir bu yani. Olaya seyirciyi dahil edersin ki daha fazla neşe olsun, eğlence olsun. Ve tabii ki kimi seçtiler? Parlayan Yıldız. Ebrar'ı seçtiler. Güzeldi ama ya ben çok keyifli. İzlemesi de keyifliydi. Kars Kazevi de çok güzeldi. En iyi restoran oydu. Ve dostlarımızı ziyaret etmeden gidemezdik. Aynen öyle. Milkbar'a tekrar uğradık. Burada bayağı muhabbet geçti ya. Yani oranın kurucuları geldi. İki kardeşler, iki girişimci kardeş. Gökhan Özen beni andı galiba. Gökhan Özen jet ski ile Kars'a gitti. Gökhan ve Ozan kardeşler kurmuşlar burayı. Hani girişimcilik anlamında gerçekten güzeldi. İşte Ukrayna'dan bir konsept getirip burada açmaları. Onların hikayesini dinledik. Ve Kars ziyaretimizi böylece tamamlamış olduk. Bir şey eksik burada. O da ne? Gitmediğimiz bir yer olarak Sarıkamış'a gidemedik. Çünkü ona günümüz yetmedi gerçekten. Ya bir günü hani Kars merkeze ayıracaktık ya da Sarıkamış'a gidip kayak falan yapacaktık. Ya da 3 gün olacaktı ama bizim o yetmedi. Biz hani daha çok merkezde takılmayı tercih ettik. Ve işte ilk günde Çıldır Gölü ve Ana Harabelerini tercih ettik. Zaten onlar yetiyor bir günü doldurmaya. Hani Sarıkamış açıkçası çok kayak modunda değilim ben ya. Yani öyle kış tatili yapmadan duramam tatlı değilim yani. Görmemeye okey. Ben de bir yerlerimi kırıp dönmek istemez. Şey var bir de Alplere yağan kristal kar. Hani Türkiye'de tek oraya mı yağıyormuş ne? Böyle güzel bir Doğu Ekspresi ve Kars yolculuğumuz olmuş oldu. Gerçekten çok eğlenmiştik. Hatta benim okulumdan bir yönetici bir tur firması kuralım size falan gibi bir teklifle gelmişti bizim o zamanki hikayelerimizden falan. Hakikaten çok eğlenmiştik ikimiz de. Umarım hala öyledir ve gidenler de bizden duyup gidenler olursa da çok eğlenirler. Bu arada yani hani pandemide de yurt dışına da çıkamadığımız için genç seyyahlar rahatsız. O yüzden Türkiye içerisinde gezme rotalarından bir tanesi olabilir bence. Yani fazla insanla muhatap olmadan. O yoğunluğu da azaldı. O da güzel bu arada. Herkesin bir ara gittiği dönem vardı sonuçta. O yoğunluğun azalması çok iyi. Bazı şeyler sonuçta şeydir yani. Şu an benim bir başkadır izlememem gibi. Neden izlemedin? İzledin mi sen kanka? Evet izledim tabii. Bir ara izleyeceğim kanka şu an. Vakti değil. Çok yorum ama var. Ama çok spoiler yersin. Çok analiz var. Analizlerden dolayı bir soğudum zaten. Herkes bir analiz kasma peşinde.
Ama şey aynen. Yani bir başkadır konsepti Kars'a da gitmez mi? Gider. Gider mi? Hadi izlemedim. Gider. Denenmesi gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. O tren yolculuğunun da, kışın Kars'ı görmenin de. Yani özellikle Marmara'da yaşıyorsanız gerçekten aa burası neresiymiş falan oluyorsunuz. Yani burası da bizim ülke miymiş falan şaşırmıştım yani ben. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Yeni seyahatler için sabırsızlanıyorum Sümeyciğim. Bir sonraki seyahatimizi de tekrar İnşallah pandemi biterse. Aynen öyle. Ve çekebilmek dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.